Burada Buna mesela bir bu görüntüde bir lastik deposu muhtemelen burası. Evet. Önce eşyalar oynuyor, sonra bir anda kaçıyorlar. Bir de tabii mesai saati, iş günü, ya 10.42 Evet. gibi bir saat muhtemelen işte yeni mesainin başladığı zamanlar. Çok fazla iş yerlerinde tabii hissedildi. Okullarda yine Burada aynı RSL şekilde. parametre değerleri daha önemli. Hı. Evet. Ya birçok Şimdi yerde. RSL ölçümü daha önemli çünkü 5.1 süresi önemli. Süre uzadıkça sıkıntı büyür. Hı. Orta büyüklükteki bir depremde zaten ciddi bir hasar ve ciddi bir olay beklenmez. Hı. Ama biraz önce altını çizerek söyledim. İnsanlar hassas olduğu için panik hareket edebiliyor. Evet. Panik harekete bağlı sorunlar ortaya Ama çıkabilir. sallanmış da hocam, Çünkü çok Türkiye'nin sallanmış. Yani çok çok fazla sallanmış. Orada çok elbette ki yani korku var. 5.1'den Hı. bahsediyoruz. 3.8 büyüklüğündeki depremlerde bile hissedebiliyoruz. Doğru. Bir de sığ olunca, bir de süre de biraz uzadığı zaman panik ortaya çıkıyor. Şimdi burası Gemlik bölgesi, Mudanya bölgesi biraz önce Osman Bey de çok güzel açıkladı. Hı. Kuzey Anadolu fay sistemi, ana fay sisteminin güneyinde bir kol. Şimdi buna benzer şekilde Doğu Anadolu fayında da böyle bir özellik var. Bu ana faydan ayrılan büyük faylar da yüksek deprem riski taşıyabiliyor. Bu nedenle bu Gemlik Körfezi, devamında Mudanya bölgesi deprem açısından çok riskli, hassas bir bölge. Bursa'da bu bölgeye çok yakın bir yerde ve aktif fay zon üzerinde olduğu için yakından takip etmek gerekiyor. Ama her şeyden önemlisi burada çok ciddi sensörlerle izlenmesine rağmen zamanı, büyüklüğü, nerede olacağı konusunda önceden bilgi veremediğimiz sürece odaklanmamızı deprem hazırlıklarına çevirmek durumundayız. Yani her şeyden önce madem ki Türkiye bir deprem coğrafyası, bir deprem bölgesi, Hı. buna göre de hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Pek çok yer bilimci İstanbul ve çevresinde büyük deprem olacağını söylüyor. Biz de söylüyoruz. Bu çerçevede zamanı, yani orası bir depreme karşı gelecek zamanı çok Hı iyi hı. yönetmemiz, çok iyi kullanmamız, mümkün olduğunca can ve mal kayıplarını azaltacak tedbirleri şimdiden almamız büyük önem taşıyor. Ya burada bir korkuyu deprem bilincinin, deprem konusunda hassasiyetin canlı tutulması açısından da yararlı olacağı kanaatindeyim.